Ersin Karatağ o noktada bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanının vermiş olduğu önemli mesajları kendisine soracağız. Evet Ersin, Cumhurbaşkanı her başarının ardında bir bilgi birikimi vardır dedi ve esasında okuryazarlık oranındaki Türkiye'deki rakamlara bakınca bunu biraz yetersiz buldu. Eğer bizim ekonomimiz, ülkemiz gelişecekse okuryazar oranında da bir gelişme yaşanması olduğunu, gelişme yaşanması gerektiğini belirtti. Seni dinleyelim, nedir satır başları? Evet Pelin Karabay, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günü İstanbul'da geçiriyor ve bugün uluslararası 4. CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesti ve şu dakika itibariyle de standları geziyor. Tabii şunu hemen söylemekte fayda var. Bu 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın ana sponsoru da Yeni Şafak ve TVNET televizyonu. İşte bu bağlamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o standa da uğraması bekleniyor. Şu dakika itibariyle dediğimiz gibi standları geziyor ve burada bir kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Neler söyledi, önemli satır başları vardı. Sen de ifade etmiştin aslında. Ekonomiden bahsetti. Türkiye'nin 2023 yılında ilk 10 ekonomiye girmesini beklediklerini, hedeflediklerini söyledi. Ve bu ekonomi içinde de kitap okuma oranlarında yine ilk 10'da olmasını, Türkiye'nin dünyada ilk 10'da olması gerektiğini, istediğini ve buna inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine bir başka nokta, aslında en önemli noktadan bir tanesi ise şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyeyim istersen ilk olarak. Bugünkü yani başlayan bu fuarın ana teması 15 Temmuz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana gündeminde 15 Temmuz vardı. Yine bu noktada 15 Temmuz olarak seçilmesinden çok memnun olduğunu ifade etti. Bizler kendi tarihimizi kaydetmek, kendi kelimelerimizle anlatmakta ne yazık ki zorluk çekiyoruz ve başkalarının bizim için yazdıklarına esir oluruz ifadesini kullandı ve 10 yıl boyunca gece yarısı ekspresleri gibi 3. sınıf filmlerin kara lekelerini temizlemekle uğraştık ifadesini kullandı. Teröristleri kahramanlaştıran ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bulunan art niyetli yayınlar var dedi. Ve bu noktada aslında gençlere seslendi. Gençlere okumaları tavsiyesinde bulundu. Özellikle gençlere ve çocuklara işte buralara gelmelerini söyledi. Bu fuarlara gelmelerini söyledi. Ve çokça kitap okumalarını söyledi. Yine Erdoğan'ın gündeminde internet de vardı. Zira internetteki sosyal medyadaki o herkesin elinde bir akıl telefon var. İşte bu akıl telefonlarınızı kitap okuyarak, dergi okuyarak, mecmuaları okuyarak değerlendirin dedi ki 140 kelimelik karakterlik mesajlara sığınarak alim olunmaz ifadesini kullandı. Sadece yarı alim olunur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabii yaklaşan bir referandum süreci var. İşte bu bağlamda bekliyorduk aslında referanduma dair açıklamalar yapmasını, ancak fazla girmedi. Özellikle gündeminde kitap ve okuma vardı. Buraya dair konuşmalarına gerçekleştirdi. Ancak zaman zaman salondan 16 Temmuz'da yeniden dirileceğiz. 16 Nisan'da diriliş var. Sesleri yankılandı. Sloganları yankılandı. İşte o noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona 16 Nisan'ı hatırlattı ve evet ifadesini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarında neler vardı? Şimdi isterseniz onları izleyelim. Tabii ki arama motorlarıyla olan internetteki bilgi kırıntılarıyla 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumat furuş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz. Bilgi, ilim, hikmet ve idrak için fikir çillisi çekmek gerekir. Gün bitmeden değerini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlar boyu ayakta kalan eserler bırakmak için zahmet de, emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır. Bugün dünyada söz sahibi ülkeler böyle yapmaktadır. Bizim de gençler kitapla, kalemle, kütüphanelerle burada olduğu gibi kitap fuarlarıyla münasebetlerimizi tekrar düzenlememiz, eksiklerimizi tamamlamamız şarttır. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni işte bu anlayışla inşa ediyoruz. Günlük çalışmalarımızı yürüttüğümüz binalar yanında Millet Camii'mizi ve Kongre Merkezimizi milletimizin istifadesine sunduk. Şimdi gerçekten heyecan duyduğumuz yeni bir projenin uygulamasına geçtik. Külliye alanının güney tarafında
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile çok amaçlı sergi salonunun inşasına başladık. Matbu ve elektronik yayınların bulunacağı bu kütüphanede hedefimiz 5 milyon cilt basılı kitabı milletimizin hizmetine 24 saat sunmaktır. Suriye'nin Elbap bölgesi